Kim bu adam biliyor musun? Parmaksız ağzım. Duymuşsundur ününü. Durumu Mustafa'ya yardım edemeyeceğim bir noktaya getirmeyeceksin inşallah. Efendim, bir subay sizinle görüşmek istiyor. Bas! Gel! Evet? Gidebilirsiniz Şükran Hanım. Bir haber alırsanız bildireceksiniz bana, unutmayın. Geliyorum, yoksun. Kimse yok diyorsun ama soba yanıyor içeride. Bana anlatsın Cengiz. İki gündür yoksun fakültede. Elinde de rakı şişesi. Bakacağım içeri. Hangi Osman'la kapandığını göreceğim. Lütfen inan bana. Fakültede olacağım sabahleyin. Karagümrük'te dersim yok. Her şeyi anlatacağım sana. Lütfen. Git şimdi. Yarın seni dinleyeceğim ve şimdi kendim Cengiz. Görürüm. Girsenize içeriye. Üşüyeceksiniz. Gördün değil mi? Bir erkek var içeride. Hadi git artık. Yarın görüşürüz gerisine. Yalnız olduğu nereden belli? Uzatma da aç kapıyı. Aç gitsin. Hadi Cengiz, herkes size bakıyor. Kusura bakma abi. Tanıştırayım. Çiğdem Hanım, arkadaşım Ali Rıza. Memleketlim olur. Tedavi için geldi İstanbul'a. Hastaneye yatmak üzereyim. Sağ olsun Cengiz birkaç gün... Bakın beyefendi, adınızı bilmiyorum ama... işin içinde başka şeyler olduğuna yemin edebilirim. Neler diyorsun sen Allah aşkına? Casusu, solcusu, kanun kaçağı kaynıyor her yer. Güle güle oturun Cengiz Bey. Millet deliye hasret, biz akıllıya. Bir yere gitme abi. Bakma sen onunla buks buk konuştuğuna. Boş ver. Yo, gideyim Cengiz. Bir terslik olur, sen de suçlarsın kendini. Gidecek yerim var mı? Tamam abi, ben buldum. Birlikte gidiyoruz. Ders verdiğim Alman'ın kaldığı pansiyona gidiyoruz abi. Her cinsten insan var. Aralarında kaynayıp gidersin. Peki, bir bakalım. Ankara'dan gelen misafirimsin. Ali Rıza. Bence İstanbul'un en nezih yerlerinden biridir. Hoş geldiniz Cengiz Bey. Her Engelberg salonda. Ders için gelmedim madam. Sizi tanıştırayım. Ali Rıza Bey, madam Eleni. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Ali Rıza Bey Ankara'dan tayin oldu. Eşyaları gelene kadar burada kalmasını tavsiye ettim. Ne yazık ki hiç boş yerimiz yok. Ancak bir iki gün sonra belki olabilir.
bir şey yapamaz mısınız acaba? Önemli bir devlet görevlisidir. Bu akşam için Herr Engelberg'e soralım. Boş bir yatak var odasında. Bir dakika Ali Rıza Bey. Pardon, unuttum. Dersimiz mi var? Dersimiz yok da bir ricamız var Herr Engelberg. Misafirimi getirmiştim buraya kalması için. Ama yer yokmuş. Sizin odanızda kalması mümkün mü acaba? Önemli bir devlet memuru. O yüzden rahatsız ediyoruz sizi. Bir aksam için. Olabilir tabii. Teşekkür ederim. Tanıştırayım sizi. Ali Rıza Bey, Ernst Engelberg. Memnun oldum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herr Engelberg çok ciddi bir bilim adamıdır. Ama bizdeki malum bürokrasi yüzünden üniversitedeki kadrosu çıkmadı bir türlü. Bakanlıktan bir şey yapmanız mümkün mü acaba? Tabii, elimden geleni yaparım. Ben çok memnun olurum. Bana müsaade. Bir çay içseydik. Bu saatte içmem. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Şöyle geçelim abi. Çay içebilir miydik acaba? Tabii, hemen gönderiyorum. Saatin. Çoktandır çay içmiyordum. İçip kaçarım hemen. Sen de iyi bir uyku çek. Şükran'a haber gönder de gelsin yarın buraya. Akrabasıyım desin. Tabii abi, hallederim.